Şimdi bir kere yanlış bir ekonomi politikası izlendiği şeyden itibaren Ali Babacanların tartışma çıkarıp ayrıldıklarında esas faiz meselesiydi biliyorsunuz. Biraz önce Pınar'ın da söylediği gibi faizi aşağıda tutarak enflasyonu kontrol altında tutabileceğini söyleyen bir ekonomi politikası sandı. Herkes karşı çıktı. Dünya karşı çıktı, ekonomistler karşı çıktı. Bilen bilmeyen herkes karşı çıktı. Fakat bunu uyguladılar. Uyguladılar ve uygulamanın sonunda da bu faiz politikasının yanlış olduğunu söyleyen şeyi akademisyen politikacıyı geri çağırdılar. Gel sen istediğin gibi yap diye. Bir kere yani kaybedilmiş bir 10 yıl oldu. Bu 10 yılın bir hesabını görülmesi gerekir. 2013-2023 arası. İkincisi şimdi şöyle oldu. Enflasyon arttıkça yoksulluk arttı, sabit gelirlerin geliri düşmeye başladı. Bunun üzerine destek başladı. Yani her gün Türk parasının değeri düştükçe hükümet emeklilere ve çeşitli mali ihtiyacı olanlara paralarını artırmaya başladı. Memurlar, askerler, polisler, bunlar özellikle kullanarak memur devletinin bir parçası olarak kullanarak geriye kim kaldı? Serbest meslekli, serbest çalışanlar. Serbest çalışanların zaten ekonominin bozulması nedeniyle iş dünyasında problem olduğu için zam falan yapmaz oldular. Yapamaz oldular. Ve bir noktaya geldik. 12.500 lirayı verelim mi vermeyelim mi? Eğer 500 lira bizim 500 liralarımızla bu ekonomi düzelecekse buyur verelim. Ama bu politika böyle devam ettiği sürece bunun sonu yok yani. Nerede duracak? Kim bu karşılayacak bu giderleri? Bu kadar yanlış işin sonunda bu enflasyon nasıl bize daha çok zarar vermeden? Şimdi sürekli gelirimiz düşüyor. Yani gün gün fark ediyoruz. Pınar da söylüyor da. Gün gün fark ediyoruz. Gelirimiz düşüyor. Gelirimiz düşüyor. Ve bunun bir çaresi de yok. Yani enflasyonu durduracağız derken başka bir şeye dönüştü iş. Çünkü çok fazla açılmışlara. Düşünsenize enflasyon %60 iken Türkiye'de faiz %8, %5'e düşüyor. Bu aradaki parayı kimler aldı, kimler kazandı, kimler o ranttan yararlandı? Bir de öyle bir gerçek var. Düşünün yani gerçek faizle, reel faizle, piyasa faiz, bankanın tüm devletin verdiği faiz arası muazzam bir uçurum oluştu. Bunların hepsi bizim kesimizden gitti. Şimdi ne yapacağız? Yani yapacak bir şey yok. Bu ekonomi politikasının sonu geldi. Şimdi Mehmet Şimşek hiç çabalıyor, gayret ediyor gerçekten. Kendi çabasını da takdirle karşılıyorum. Peki Mehmet tam da Şimşek'in. bu Oral Bey, o zaman bugün ekonomi politikasını doğru buluyor musunuz? Çünkü biraz evvel bahsettiğiniz yanlış politikalardan. Bugün doğru yolda ilerleniyor mu sizce? Şimdi şöyle, ekonomi politikaları bozulurken siyaset de bozuldu o arada. Yani Ali Babacanların ve Mehmet Şimşeklerin itiraz ederek gittikleri dönem Batı'yla ilişkilerin de bozulduğu dönem. Ve bu ilişkilerin bozulması yatırım imkanlarını, yatırım şansını azalttı Türkiye. Bir de böyle bir şey var. Yani şimdi mesela ne yapıyor Türkiye? Batı'yla ilişkileri geliştirip oradan maddi yardım, yatırım parası, destek istiyor, destek arıyor. Ararken bir yandan da siyaseten bugüne kadar geldiğimiz bir sürü hatanın hesabını bir şekilde orada yüzümüze vuruyorlar. Yani size mesela Hollanda'da düşünün bir kadın bakanımız Hollanda'nın içinde elinde bayrakla gösteri yaptı. Gösteri yaptı. Yani siz gelse bir başka ülkenin cumhurbaşkanı ve bakanı bizim ülkemizde bizi protesto eden gösteriyi kendi vatandaşlarına toprak yapsa ne dersiniz? Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani buna kadar varan ciddi bir sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntıları düzeltmek mümkün
mümkün belki ama oldukça zor olacak gibi geliyor.